Arkadaşlar öncelikle İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Öncelikle bu saldırıyı kınıyorum. Bu tür siyaset üzerinden Türkiye'de huzursuzluk oluşturabilecek provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olmamız gerektiğini ifade etmek isterim. Dünkü görüşmeyle ilgili olarak şunu ifade edeyim. Malumunuz bir siyasetçinin para aldığına dair bir açıklama olmuştu. Bunun üzerine ben 27 Mayıs'ta İçişleri Bakanımıza bir mektup yazdım. Burada milletvekillerimizin kendilerini genel olarak töhmet altında hissettiğini, bu konuyla ilgili bilgi, belgelerin, hukuki süreçlerin yürütülebilmesi maksadıyla adli mercilere veya başkanlığımıza verilmesini talep etmiştim. Dün Sayın Bakanımız geldi, beni ziyaret etti. Bu mektubunuza cevaben kendi yazılı olarak cevabını da getirdi. Öncelikle şunu ifade edelim. Kastettiği isim, oradaki eylemle ilgili olarak kastettiği isim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olan bir kişi değil. Gazi Meclisimiz çatısı altında görev yapan milletvekillerinden biri değildir, diyor. Diğer husus ise bütün tüm hususlar ve iddialarla ilgili olarak adli makamlara başvurulmuştur, diyor. Dolayısıyla konunun bundan sonraki aşaması, kısmı bu tür çalışmalar, adli çalışmalar, soruşturmalar kapsamında olacaktır. Mesela bundan ibarettir. Bir isim verdi mi efendim? İsim yok, hayır. Mektupta paylaşılan bir isim yok. Adli mercilerle paylaşıldı mı efendim Sayın Bakan tarafından? Onu bilmiyorum ama orada tüm hususlar ve belgeler adli makamlara intikal ettirilmiş, başvurulmuştur, diyor. İfade ediyor. Efendim, meclis başkanlığının bu eski siyasetçiye ilişkin olarak herhangi bir işlem yapması söz konusu olabilir mi? Şimdi arkadaşlar şöyle. Malum ben meclis başkanıyım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurum olarak ve burada görev yapan bütün milletvekili arkadaşlarımızın hukukunu korumayı bir vazife addediyorum. Ama Türkiye'de siyaset yapan herkesle ilgili olarak benim bir şey yapabilmem, Türkiye'de siyaset yapan herkesle ilgili olarak benim bir şey yapabilmem mümkün değil, tabii takdir edersiniz. Ve bu konu artık adli makamlara intikal ettirildiğine göre burada yapılacak işlemler neyse onları hep beraber bekleyeceğiz, göreceğiz. Efendim siz özellikle efendim 600 vekili de zan altında bıraktı iddiasıyla böyle bir yazı yazmıştınız. Yani bu ismin açıklanması ve netliğe kavuşması konusunda. Görüşmede buna ilişkin bir diyalog gerçekleşti mi efendim aranızda? Yani bu kadar süre açıklanmamış olması. Şöyle, Sayın Bakan ikinci televizyon programında bunun bir milletvekili olmadığını, yani bir siyasetçi olduğunu ben ifade ettim dedi. Ama mektupta bunu zaten çok daha net olarak ifade etmiş oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi çalışmalar.